Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz 6. sınıf 1. ünite. Olay, olgu, görüş, olayların çok boyutluluğu ve bilimsel araştırma basamakları. Ders 1. Birinci ders. Şimdi ilk önce olayların çok boyutluluğu diye başlıyoruz. Günlük hayatta birçok olayla karşılaşıyoruz. Bu olayları düşündüğümüzde bu olayların farklı nedenlerden etkisiyle meydana çıkan bu olaylar insanlar üzerinde birçok etkiye sahip. Şimdi olayların etkisi her insan üzerinde farklı bir sonuç doğurabiliyor. Hemen olayların etkisi her insan üzerinde farklı sonuç ve nedene neden olabiliyor. Bundan dolayı olaylar tek boyutlu değil, çok boyutlu olarak değerlendirilir. Tek boyutlu olarak değil, çok boyutlu olarak değerlendirilmelidir. Olayların doğru şekilde anlaşılabilmesi için olayların nedenleri ve sonuçları birlikte düşünülmelidir. Bir olayı değerlendirirken birden fazla nedeni ve sonucu olduğu unutulmamalıdır. Olayları farklı yönlerden bakabilme becerisi hayatı daha anlamlı hale getirir. Bir olayı çok boyutlu bakabilmek için nerede, neden oldu, kimler üzerinde etkili oldu, hangi sonuçlar ortaya çıkardı gibi soruları cevaplandırmalıyız. Şimdi aşağıda bir tane olaya örnek verelim. Aşağıda belirlediğimiz bir konuyu bu sorulara göre değerlendirelim diyor. Olay bir trafik kazası. Ben şöyle yazıyorum. Trafik kazası diyorum. Artık bu hayatımızda çok daha farklı. Yangın çıkması ya da bir arkadaşımızın düşüp ayağını kırması, kolunu kırması veya buna benzer daha birçok olay. Nerede oldu diyelim? Atatürk Caddesi. Olayın nerede olduğu Atatürk Caddesi. Hemen neden oldu? Neden o nedeni çok farklı olabiliyor. Mesela örnek verecek olursak arabanın hızlı hareket ediyor olması, yani hız limitlerini aşıyor olması ya da yolun kaygan olması veya kar yağmış olması veya arabanın bakımının düzgün yapılmamış olması, frenlerinin iyi tutmamış olması veya sürücünün dikkatsiz olması gibi gibi bunu daha da ne yapabiliriz? Artırabiliriz. Kimleri etkiledi? Bir trafik kazasını yaşayan kişileri etkiliyor. Yani o aracın içindeki kişileri ya da başka bir araca çarpmışsa karşı araçtaki kişileri veya bir yayaya çarpmışsa o yaya olan kişileri etkiliyor. Artı kimleri etkiliyor? Trafiğin sıkışmasından dolayı yüzlerce aracın gideceği yere gitmesini engelliyor, etkiliyor. Artı kimleri etkiliyor? Araçta yangın çıkma ihtimali var, itfaiye etkileniyor veya yaralı olanların en yakın hastanelere götürülmesinden dolayı ambulans ve hastaneler etkileniyor veya kazayı yaşayan kişilerin yakınları bu kazayı duyuyor ve bundan dolayı büyük bir üzüntü duyuyorlar, etkileniyor gibi gibi ne olabilir? Birçok şey çıkabilir bunun etkilediği kişi olarak söyleyebiliriz. Sonuçları nelerdir dediğimizde bu olay birçok insanı ne yapıyor? Olumlu veya olumsuz etkilemiştir. Dolayısıyla olayların çok boyutluluğu vardır diye cümlemizi bitirebiliriz. Bir paragraf var yukarıda. O paragrafta bir olaydan bahsediliyor. Bir olayın nedeni, sonucu, nasıl olduğu, nerede olduğu, ne zaman olduğundan bahsediliyor. Ve şıklarda da mutlaka %90 şöyle bir cümle arayacağız. Olayların çok boyutluluğu vardır ya da olaylar birçok kişiyi olumlu veya olumsuz etkiler diye bir cümle gördüğümüzde büyük ihtimalle sorunun cevabının onun olduğunu ne yapacağız? Göreceğiz. Şimdi hayatımızda da işte biraz önce yukarıdaki paragrafta da söylemiştik. Olayları değerlendirirken tek taraflı değil de birçok nedeninin olabileceğini ya da tek bir sonucunun değil de birçok sonucunun olabileceğini göreceğiz ve ona göre değerlendireceğiz ve böylece daha isabetli kararlar almış olacağız veya işte hayatımızda daha
daha doğru bir istikamet çizmiş olacağız. Şimdi olgu ve görüş. Birinci yazılıda bununla ilgili mutlaka soru gelir. Yani şöyle öğretmen 10 tane cümle verir. Bu cümlelerin başında parantez içerisinde boşluklar vardır. Aynı doğru yanlış gibi düşünelim bunu. Diyor ki cümleleri okuduğumuzda olgu olan cümlelerin başına O, görüş olan cümlelerin başına G işaretini koyun diye söyleyebilir. Hemen bakalım olgu ve görüş nasıl oluyormuş. Hemen günlük hayatta karşılaştığımız birçok olayı kendi bakış açımıza göre değerlendirip yorumlarız. Kişiden kişiye değişen bu yorumlara olgu deniyor. Hemen çiziyoruz. Kişiden kişiye değişen, bence, bana göre diye cümlelerle başlayan düşüncelere, yani insanların kendisine ait düşüncelerine görüş deniyor. Ancak bazı durumlarda herkes tarafından aynı şekilde kabul edilen bilgiler de vardır. Ne diyor? Herkes tarafından aynı şekilde kabul edilen ve kesinlikle itiraz edilmeyen bilgiler vardır. Bu bilgilere de ne deniyor? Olgu deniyor. Şimdi aşağıda boş bırakılan yerlere olgu ve görüşün özelliklerini yazalım. Olgu diyoruz, kesinlik bildirir. Yani hiç kimse itiraz edemez. Kesinlik bildirir. Artı ne diyoruz? İspatlanabilir. İspatlanabilir. Bilimsel araştırmalarla ve deney ve gözlemle diyelim. Gözlemle ispatlanabilir. Hiç kimse itiraz edemez. Görüş ise kişiden kişiye değişir. Hemen şöyle yazalım. Kişiden kişiye değişir. Bence bana göre diye cümlelerle başlar. Bence bana göre diye cümlelerle başlar. İspatlanamaz ve dediğimiz gibi kişinin kendi ifadesidir diyoruz. Evet, şimdi birkaç tane örnek, zaten bir tane örnek vermiş. Tavşan en sevimli hayvandır. Bu kişiden kişiye değişiyor. Bazı insana göre köpek en sevimli, bazı insana göre kedidir. Veya en sevdiğim renk mavidir. Böyle bir örnek verebiliriz. Veya en güzel şehir İstanbul'dur. Bunlar görüşe örnek. Olgu ise nüfusun en fazla olduğu il İstanbul'dur. Buna hiç kimse itiraz edemez. Veya Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Buna da hiç kimse itiraz edemez. Veya ne yapabiliriz? Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadan oluşmaktadır. Aynı şekilde buna da hiç kimse itiraz edemez. Dolayısıyla olgu kişiden kişiye değişmeyen, kesinlik ifade eden bilimsel araştırmalarla, deney veya gözlemle ispatlanabilir, kanıtlanabilir bilgilere deniyor. Görüş ise kişiden kişiye değişen düşüncelere deniyor. Mutlaka dediğimiz gibi bu birinci yazılıda 10 tane ya da işte 5 tane sana bilgi verir, cümle verir. Bu cümlelerin başına O olan, olgu olanların başına O, görüş olanların başına G koyuyoruz ve doğru bilgiye ulaşmış oluyoruz. Şimdi bilimsel araştırma ya da bilimsel araştırma basamakları. Şimdi herhangi bir dersle ilgili bir ödev yaparken, yani bunu sosyal bilgiler dersinde anlatıyoruz diye sadece sosyal bilgilerle ilgili bir bilgi değildir bu. Matematik ödevini yaparken, fen bilgisi ödevini yaparken, Türkçe ödevini yaparken, yani hangi ders olursa olsun bütün ödevleri yaparken bu kurallara uyduğumuzda ödevimiz daha bilimsel oluyor ve o ödevden daha iyi bir not alma şansımız daha yüksek.
Hemen bakıyoruz. İlk önce bilim nedir? Hemen evren, doğa, toplum ya da insan yaşamı ile ilgili olayları deney ve gözlem yoluyla neden sonuç ilişkisi içerisinde inceleme faaliyetine ne deniyormuş? Bilim deniyormuş. Yandaki diyaloğa bakarak bilimin bilgi üretme süreci olduğu, bilgi üretme süreci belli yöntemlerle yapıldığı söylenebilir. Bilim insanları yaptıkları çalışmalarda belli yöntemleri kullanır, sistemli bir şekilde çalışırlar. Bilimsel araştırmalar belli araştırma basamaklarına göre yapılır. Bu durum doğru bilgiye ulaşmamızı sağlar. Hemen aşağıda verilen bilimsel araştırma basamaklarında hangi çalışmaların yapıldığını açıklayalım. Problemin ve konunun belirlenmesi. Hemen ne yapıyoruz? Bir dersten ödev aldık. O ödevde ne yapıyoruz? Hangi ödevi yapacağımızı ne yapmış oluyoruz? Belirliyoruz. Ya da ortada bir problem var. Bir makina diyelim ki bir yerde çalışıyoruz ya da bir sorun yaşıyoruz. O sorunun ilk önce neden kaynaklandığını tespit etmek lazım. Konunun belirlenmesi diyor. Araştırmanın tespiti. Ne yapabiliriz? İstanbul'un fethi diyebilirim. Yani öğretmen 7. sınıfta bu 7. sınıf konusu veya 6. sınıf konusu da söyleyebiliriz. Ülkemizin kaynakları veya ilk Müslüman Türk devletleri veya ileride göreceğiz ilk Türk devletleri. İlk Türk devletleri deyince aklımıza Hunlar, Köktürkler ve Uygurlar geliyor. Bunlardan da ne yapabiliriz? Daha da kısıtlayabiliriz konumuzu. Yani bu Hunlar, Köktürkler ve Uygurlar belki biraz daha ayrıntılı olarak araştırmak zor olabilir. O yüzden daha da kısıtlayabiliriz. Konumuzu belirledikten sonra çok geniş, kapsamlı bir konuyu değil de ne yapıyoruz? Daha iyi araştırabileceğimiz, daha iyi inceleyebileceğimiz, daha verimli olabileceğimiz şekilde konuyu ne yapabiliriz? Kısıtlayabiliriz ya da sınırlandırabiliriz. Varsayım oluşturma. Varsayımın diğer bir adı hipotezdir. Yani hipotez, pardon şöyle düzeltiyorum. Yani konuyla ilgili bilimsel tahminde bulunmak. Yani doğru ya da yanlış olabilecek düşüncelerde bulunmak. Ben seçtiğim konu diyelim ki Hunlar. Hunların hakkında televizyondan ya da başka kitaplardan, abinden, ablandan, çeşitli insanlardan, babandan çeşitli bilgiler duymuşsun. Bu bilgiler kafanda bir kısmı kalmış, bir kısmı kalmamış. Hunların kurucusunun işte Metehan olduğunu düşünüyorsun, varsayımda bulunuyorsun ya da hipotezde bulunuyorsun. Hipotezle varsayım aynı şey. Kelime anlamı bilimsel tahminde bulunmak. Şöyle diyelim. Tahmin diyoruz. Yani doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Araştırmamızın sonunda bu bulunduğumuz bilimsel tahmindeki yanlış olanları kafamızdan atacağız. Doğru olanlar kalacak. Onların yerine yanlış olanların yerine doğru olanları ne yapacağız? Yerleştireceğiz. Hemen 3 verilerin ve bilgilerin toplanması. Yani kütüphaneden, internetten ya da evimizdeki çeşitli kaynaklardan ne yapıyoruz? Bilgi toplamak. Araştırma yapmak ya da bilgi toplamak aklımıza geliyor. Bilgi toplamak. Arkasından verilerin düzenlenmesi. Veri bilgi anlamına geliyor. Yani veri bilgi aynı şey. Ne yapıyoruz? Diyelim ki 3 tane kaynaktan bilgi toplamışız, veri toplamışız. Bu yazım aşamasına geçmeden önce yani araştırmamızı rapor haline getirmeden önce ne yapıyoruz? Hangi kaynaktan aldığımız bilgiyle başlayacağız? Daha sonra hangi kaynaktan aldığımız başka bir bilgiyle devam edeceğiz? Daha sonra
bir resim veya da birkaç tane resim varsa resimlerin nerelere yerleştirileceğini ne yapıyoruz? Önceden belirliyoruz ve ödevimizi yazmadan önce yani rapor haline getirmeden önce bir kafamızda taslağını çiziyoruz ve o çerçeve doğrultusunda ödevimizi yazmaya başlıyoruz. Verilerin düzenlenmesi ya da şöyle diyelim sınıflandırılması arkasından verilen yorumların ve sonuçların ne olması? Şöyle yazayım ben. Yazılması veya buna şöyle de deniyor. Rapor haline getirmek. Temiz bir A4 sayfasına çizgisiz A4 sayfasına sayfa düzenine uygun bir şekilde ödevimizin aynı dördüncü basamaktaki sınıflandırma ve düzenleme de belirlediğimiz gibi ne yapıyoruz? Yazıyoruz ve araştırma hemen bakıyoruz. Bilimsel araştırmalarda yararlanılabilecek bilgi kaynaklarının başında internet ve kütüphane gelir. Kütüphanede birçok yazılı kaynak bulunur. Kütüphanelerde kitaplar ile ilgili bilgi veren bilgi fişleri vardır. Bu eskiden de tabii. Şu anda günümüzde kütüphaneye gittiğimizde kütüphanedeki bütün kitaplar bilgisayara yüklüdür ve bilgisayardan hangi konuyla ilgili ya da hangi yazarın kitabını aradığınla ilgili yazdığında sana o kitabın kütüphanenin hangi bölümünde olduğunu ne yapıyor söylüyor. Gidiyorsun oradan o raftan o kitabı alıp daha sonra ne yapıyorsun? Araştırmanı yapabiliyorsun. Bir de biraz önce bir şey daha söyleyeceğiz. Araştırma yaptıktan sonra mutlaka yaptığımız araştırma yaptığımız kaynakların yani kitapların hangi kitaplar olduğunu internetten mi yararlandık, herhangi bir dergiden mi yararlandık, arkasından hangi kitaptan yararlandığımızı mutlaka en sonuna yani araştırmamızın en sonuna kaynakça şeklinde şuraya yazıyorum. Kaynakça şeklinde belirtmemiz lazım. Çünkü eğer hangi kitaplardan yararlandığımızı kaynakça şeklinde belirtmediğimiz zaman o bilgileri ne yapmış oluyoruz? İzinsiz bir şekilde kullanmış oluyoruz ve kimden hangi kitaptan yararlandığımızı da söylemediğimiz için bilgi hırsızlığı yapmış oluyoruz. Kaynakçanın nasıl gösterildiğine baktığımızda ödevimizin en sonuna bir tane temiz bir A4 sayfası açıyoruz ve kitabın yazarının soyadı, adı, kitabın adı, hangi ilde basılmış, hangi yılda basılmış ve hangi matbaada basıldığını ne yapıyoruz? Yazıyoruz ve hangi kaynaklardan 1, 2, 3 hangi kaynaklardan yararlandıysak onları tek tek yazıyoruz ve kaynakça belirttiğimiz zaman yaptığımız ödev bilimsel oluyor ve hangi kaynaklardan yararlandığımızı belirttiğimizde yaptığımız ödevden en az 10-15 puan daha fazla ne yapabiliyoruz? Not alabiliyoruz. Kaynakçanın başka bir gösterilme şekli de dipnottur. Dipnotla ilgili biraz sonra bir de soru var. Araştırma yaptığımız bilgileri yazım aşamasına geçtiğimizde yazıyoruz ve sayfanın en altına yani dibine o yukarıda yazdığımız bilginin hangi kitaptan alındığını ne yapıyoruz? Her sayfanın altına yazıyoruz. Yani sayfanın dibinde kaynakçaları göstermiş oluyoruz. Bir daha kitabın en son araştırmamızın en sonunda tekrar bir kaynakça göstermemize gerek yok. Dipnot olarak belirttiğimizde. Ama dipnot olarak belirtmediğimizde mutlaka araştırmamızın en sonuna kaynakça olarak ne yapmamız lazım? Yaptığımız çalışmaların nerelerden yararlandığımızı ne yapmamız lazım? Belirtmemiz lazım. Hemen öğren uygula konumuza geçelim. Aşağıdaki öğrencilerin ifadelerinin olgu mu, görüş mü olduğuna karar vererek ilgi kutucuğuna tik işareti koyunuz.
Türkiye'nin en gelişmiş ili Kayseri'dir. Görüş, bana göre İstanbul'dur, ötekine göre Ankara'dır, başka birine göre kendi yaşadığı şehirdir. İkinciyi yapıyoruz. Tüm vatandaşlar yasalara uymak zorundadır. Olgu. Kanunlar önünde herkes eşittir ve herkes yasalara uymak zorundadır. Üçüncüyü okuyoruz. Gitar çalmak çok eğlencelidir. Görüş. Başkasına göre futbol oynamak, başkasına göre başka bir müzik aleti çalmak aynı şekilde eğlencelidir. En kolay ders matematiktir, görüş. Bazı arkadaşlarımız matematikte zorlanır. En sosyal der, Türkçe der. Ülkemizin en büyük sorunu trafik sorunudur, görüş. Niye? Bazıları der ki terör, bazıları der ki ekonomi, bazıları der ki başka şeyler söyleyebilir. Kitaplar insanlara bilgi verir, olgu. Bir de şunu belirtelim. Mesela bazen olgu ve görüş cümlelerinde karşılaşıyoruz. Bakıyoruz, bizim hiç duymadığımız, bilmediğimiz bir konuyla tarihi bir bilgi ya da buna benzer bir düşünceden bahsediyorum. Mesela diyor ki İstanbul 29 Mayıs 1453 yılında fethedilmiştir. Biz İstanbul'un 1453 yılında fethedildiğini biliyoruz, duymuşuz. Ama 29 Mayıs olduğunu tam olarak bilemeyebiliyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Bilmediğimiz ve kesin bir ifade olan cümleleri olgu kabul ediyoruz. Dolayısıyla bu %99 olgu olduğunu göreceğiz. Yani sorularımızı cevaplarken hiç duymadığımız, hiç bilmediğimiz ama kesin tarih, gün ve yıl verilmiş olan ifadeleri olgu olarak ne yapalım? Kabul edelim. Evet, diğer etkinliğimize geçiyoruz. Aşağıdaki tabloda verilen bilgilerden doğru olanların karşısına tik, yanlış olanların karşısına çarpı işareti koyunuz. Hemen birinciyi yapıyoruz. Olay bilimsel verilere dayanan bilgidir. Doğru. Bilimsel verilerle ispatlanabilir demiştik. 2. Görüşün doğruluğu kişiden kişiye değişir. Doğru. Kişiden kişiye değişen, bence bana göre diye cümlelerle başlayan düşüncelere deniyordu. 3. Olgu soyut olaylara dayanır. Yanlış. Somut olaylara dayanır. Yani ispatlanabilir demiştik. 4. Olgu kişisel yorum içermez. Doğru. Yani bilimsel olarak bir bilgi içerir. 5. Görüş herkese göre aynı kabul edilir. Yanlış. Görüş kişiden kişiye değişiyordu. 6. Görüş somut düşüncelere dayanır. Yanlış. Olgu somut olacaktı. 7. Olgu bilimsel olarak kanıtlanabilir. Doğru. Evet, diğer birkaç tane de soru çözelim ve bu konumuzu bitirelim. Birinci soruya bakalım. Yukarıdaki öğrencilerden kaç tanesinin ifadesiyle ilgili bilimsel verilere dayanır diyebiliriz? Cem, internet en değerli bilimsel kaynaktır. Bu görüş kişiden kişiye değişiyor. Bazılarına göre kitaplar en değerli kaynaktır. Bazılarına göre başka tür şeyler olabilir. Burak, bitkiler fotosentez yapar. Doğru. Biraz önce size söylemiştim. Belki biz bitkinin fotosentez yaptığını daha öğrenmedik ama öğrenmemiş olduğumuzu düşünelim. Bu kesinlik ifade eden bir bilgi. Dolayısıyla Burak doğru. Arkasından su 100 derecede kaynar, doğru ve buharlaşmaya dönüşüyor biliyorsunuz. 0 derecenin altında da donuyor. Bunlar hep olgu cümleleri. Pembe tüm çocukların en çok sevdiği renktir demiş Cansu. Görüş. Burada Kübra ve Burak arkadaşımızın söylemiş olduğu cümleler olgu cümlesi oluyor ve bilimsel verilere dayanıyor. Dolayısıyla doğru şıkkımız ne oluyor? 2. Hemen biraz önce söylemiş olduğum dipnot konusuyla ilgili bir soru. Yukarıda yıldız sembolüyle gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bilimsel araştırmalarda yararlanılan kaynakların asıl yazıda
gösterilmesi uygulamasına yıldız denir. Asıl yazı dediği A4 kağıdına ya da bir kitaba ne yapıyoruz? Araştırmamızı yazmaya başlamışız. Yıldız denir dedik. Bu uygulama çalışmanın ciddiyetini ve dürüstlüğünü gösteriyor. Yani bilgilerin nereden alındığını ne yapıyoruz? Yararlanılan kaynakları ne yapıyoruz? Bildiriyoruz. Asıl yazıda gösteriliyor dedi. Yani sayfanın altında gösteriliyor dedi. O zaman ne oluyor? Dipnot. Ama araştırma bittikten sonra en son okul kitaplarının tamamında göreceksiniz açtığınızda kaynakça diye bir bölüm vardır. 3-4 sayfadan oluşur. Burada bu kitap yazılırken hangi kaynaklardan yararlandığı, hangi dergilerden, hangi internet adreslerinden yararlanıldığı veya çeşitli gazetelerden de yararlanıldığı ne yapılmıştır? Belirtilmiştir. Dolayısıyla oradan ne yapıyoruz? Kaynakçanın nasıl yazıldığını öğreniyoruz. Mutlaka ödevlerimizin sonunda kaynakçayı ne yapmamız lazım? Belirtmemiz lazım. 4. Dörde bakalım en son olarak. Yukarıda verilen bilimsel araştırma basamaklarından hangi ikisinin yerinin değiştirilmesi gerekir? 1. Konunun belirlenmesi doğru. Birinci sırada bu olması lazım. 2. Neydi? Verileri toplamak. Hayır. 2. Yanlış olmuş. İkinci basamak neydi? Varsayım oluşturmak. Konuyla ilgili bilimsel tahminde bulunmak. Dolayısıyla 3 nerede olacak? 2'nin yerinde olacak. Otomatikmen 2 de nerede olması lazım? 3'ün yerinde olması lazım. Varsayım oluşturduktan sonra verileri topluyoruz. Yani bilgi topluyoruz. Sonra verileri düzenliyoruz. Sonra verileri yorumluyoruz. Yani yazıyoruz. En sonunda da kaynakça ya da sayfamızın asıl yazının altında dipnotu belirtiyoruz. Ve doğru şıkkımız ne oluyor? 2 ve 3. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz, birinci dersimiz burada bitiyor. Hepinize iyi günler diliyorum.